Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşköroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kamera arkasında tatlı mı tatlı minik var. Minik sor bakalım gelsin. Ben bu hafta ketojenik yaptım. Evet. Fayda sağladı mı? Sağladı ama bence çok bozuldu aralarda. O zaman ketojenik yapmamışsın. Ama denedim yine de. Seni kırmadım. O da bir başarı. Sor bakalım bugünkü sorunu. Ben kaç öğün yemek yemeliyim ya? Bana bir onu söylesene. Minik, şimdi sen kaç öğün yemek yemişsin? Sen fusur fusur uyuyorsun. Öğlen 12'de kalkıyorsun, akşam 10'da yatıyorsun. Şimdi ben sana 3 ana öğün, 2 ara öğün falan dersem bu sana uymaz. Yani dolayısıyla buradaki öğün saati kişiden kişiye göre değişmeli. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben sabah 4.30'da kalkıyorum, akşam saat 10'da yatıyorum. Dolayısıyla 4 ana 1 ara öğün besleniyorum. Ama seni de az buçuk tanıyorum. Yani sen ise 2 ana öğün falan anca sığdırırsın. Yani aralarda, kişiden kişiye göre değişir. Aralara bir şey sıkıştıracak mıyız? Ara öğün mü? Evet. Şimdi benim bazı danışanlarım var minik. Diyor ki hocam ben ara öğün yapamıyorum. Niye yapamıyorsun arkadaş? İşte yedikçe daha fazla yemek istiyorum. Çünkü ara öğün ne? Böyle atıştırmalık yani daha kolay bulabileceğin şeyler. İşte meyveler, cevizler, bademler, fındıklar, yoğurtlar gibi, tamam mı? Hocam ben ağzımı bir attım mı hem acıktığımı hissediyorum hem de kendimi tutamıyorum diyor. İşte bu ara öğünde diyor sanki ya Çağatay, ben ara öğün yapınca akşam yemeğine böyle daha dinç geliyorum diyorsan ara öğün yap. Ama kendimi tutamıyorum diyorsan kesinlikle ara öğün yapma. Bazı besinlerde daha çok doyduğumu hissediyorum. Bazılarında işte yedikçe yesim geliyor. Bunun bir açıklaması var mı? Tabii %100 var. Şimdi bu senin kan şeker seviyenin üstünde olan etkiyle alakalı bir durum. Örnek veriyorum. Çok basit örnek üzerinden gidelim. Şimdi mesela sen beyaz ekmek yiyorsun, tamam mı? Dikkat et, beyaz ekmek yediğin zaman işte tam tahıl tam buğday ekmek yiyor çat diye daha çabuk doyuyorsun. Niye? Kan şeker seviyen birden zıpladı. Ama unutma minik, kan şeker seviyeni çabuk yükselten bir şey, kan şeker seviyeni de ani düşürebilir. Yani beyaz ekmek yedin, hızlı doydun ama beyaz ekmek yediğin için hızlı acıktın. Dolayısıyla burada en önemli faktör aldığın besin grubunun glisemik indeksi. Yani şeker seviyeni yavaş yükseltsin, şeker seviyeni yavaş düşürsün ki sen uzun süreli bir enerji, uzun süreli bir tokluk hissiyatı sağlayabilirsin. Biz senin verdiğin programı iş arkadaşları hep beraber yapıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Yani minik inanılmaz yanlış yapıyorsunuz. Çünkü diyoruz ya sen 12'de kalkıyorsun akşam 10'da. Hadi diyelim o adam da aynı saatte bile kalksa, tamam mı? Gün içerisinde yaktığı enerji miktarı ne? Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Örnek verelim adam kolesterol hastası, adam şeker hastası, adam tansiyon hastası, adam gut hastası. Dolayısıyla beslenme listesinin kişiye özel olması lazım. Ben bunu çok yaşadım biliyor musun? Bir genç bir arkadaşımız vardı 20 yaşında, diyet yapıyordu üniversitede. Arkadaşına vermişti diyetisini, çocuğun her tarafı kabarmış. Yani dolayısıyla bence bu riski almamak gerekiyor. O zaman ben diyetimi arkadaşlarımdan ayırmaya gidiyorum, evet. Hoşça kal. Evet, arkadaşlarının fayda sağlayabilmek için onları işin bir uzmanına yönlendir. Görüşürüz. Tamam Milik, seni uğurlayalım o zaman. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere.